umutlarımıza gitmek istiyorum. Hepinizin çok yakından bildiği, Türkiye'nin en önemli adalet mücadelelerinde her yerde saf tutmuş bir isim. Annelerin yanında, babaların, evlatların yanında, tüm tehditlere rağmen her yerde olmuş bir isimdi Can Atalay. Onun çok değerli anne ve babası bizimle olacak. Şükran Atalay ve Mustafa Atalay. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar. Merhaba. Evet. Sanıyorum ağırlanması en zor iki konuktan birisiniz. Ben sözü size bırakacağım Şükran amcacığım ve Mustafa amcacığım, Şükran teyzeciğim ve Mustafa amcacığım. Ne söylemek istersiniz onlara? Buradan evet. Cezaevinde evladınız var. Oğlum evimize hoş geldin. İnşallah kısa zamanda Tayfun ve Rasına Meriç'ine, annesine, babasına, Hakan kızına, eşine, Çiğdem eşine, Çiğdem eşine, annesine, sevdiklerine, Mücella Cansu'yla öbür kızına, Osman Kavala'da Ayşe Hanım'a, unuttum var mı? Mine, sevdiklerine, unuttum varsa affetsinler. Kısa sürede kavuşur dilerim. Ağacı sevmek, doğayı sevmek, insanı sevmek, adaleti sevmek. Ekmeği, havayı, suyu sevmenin nesi kötü? Pandemide bu çıktı. Her şey ekmek, su, havada bitiyor. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlı. Şükran teyzeciğim, Mustafa amca, içeride kalmak onlar açısından çok zor. Bir gün bile, bir saat bile çok çok zor ve bizim anlayabilmemiz buradayken, özgürlük içerisindeyken mümkün değil. Ama dışarıda olan, sevdiği içeride olanlar açısından da durum çok zor. Yani günlerdir nasıl bir duygu halindesiniz? Nasıl bir hani insan onlar da, biz de çünkü o sıkışmışlığı yaşıyoruz. Siz çok daha ağırını yaşıyorsunuz. Dilerim de son bayramınız olur. Sizin de duygularınızı alalım. Şimdi şöyle sevgili Şule, ilk tutuklanma haberinden sonra Şükran'ın ve benim telefonlarım hiç durmadı. Komşularımız yalnız bırakmadılar. Hele bir dünya tatlısı genç iki tane komşumuz var. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Teşekkür ediyoruz onlara. Ben geçmişi çok mücadeleyle geçmiş bir insanım. Yıllardır 12 Eylül sonrasında bile görüşmediğim, araya zaman girdiği ve mekan girdiği için görüşmediğim bir kırgınlık falan olduğunu söylemiyorum. Arkadaşlarımla tekrar aradılar, sarıp sarmaladılar. Hepsine teşekkür ediyoruz burada. Burada ben müsaade ederseniz bu dava ile ilgili birkaç şey buyurun, söylemek lütfen, istiyorum. Buyurun. Şükran da kendisinin toparlar sonunda buyurun, söyleyecek lütfen. Var. Şimdi kamuoyunda bir şey var. Fazla uzatmadan özetçe geçeceğim. Bu davanın süreci içerisinde şöyle bir algı var. Olmuşsa bir şeyler olmuştur diye. Bu Gezi davası 13. Ağır Ceza'da görüldü. Sonra bölge mahkemesine gitti. Orası bozdu. 30. Ağır Ceza'ya geldi. Ve çarşı davasıyla birleştirildi. Birkaç dava oldu, sonra o da ayrıldı. Bu bir komediydi, tiyatroydu. Bu ikinci de 30. Ağır Ceza'daki 13'ten 30'a giden yargıç kendi yazısını onayladı.
oradan onu yaptı. Sonra sorgularda ne bir soru soruldu, ne bir evrak incelendi, ne de yeni bir evrak kondu dosyaya. Bunu söyledikten sonra şunu söylemek isterim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ahim süreci bitmiştir dedi. Tayyip Erdoğan ilk defa doğru bir şey söyledi. Evet, ahim süreci bitti. Nasıl? Duran saat teorisi vardır. Bir duran saat günde iki defa doğru saati gösterir. Ama o zaman o zaman değildir. Gerçek zaman değildir. Ahim süreci bitti ama ahimin bir kararı var. Bu dava siyasi bir davadır. Onun için ben bu davayı Avrupa Adalet Divanı'na ve Avrupa Bakanlar Konseyi'ne devrediyorum dedi. Dosya orada. Kavala'nın dosyası orada. Bir de şöyle bir ahime savunma yaparken şöyle bir yanlış bilgi diyeceğim. Yalan söylediler demeyeceğim. Biz Gezi'den, Kavala'yı Gezi'den yargılamıyoruz. Casusluktan yargılıyoruz dediler. Gezi'den ceza verdiler. Bunu da söyleyeceğim. Bir de şunu söyleyeceğim sevgili Şule. Gezi eylemleri AKP iktidarının düşüşünün başlangıcıdır. Bunu tespit edelim. Bir düşüşünün başlangıcıdır. Buradan bir şey yapacağım. Oğlumuz Can'ın konuşmada biraz şeref falan dersem Timur bilir. Can'ın birinci ismi de amcasının ismi Şerafettin'dir. Şerafettin Can Atalay'dır. Şeref'in yaptığı bir şey var. Bir, Gezi'nin finansörü olduğunu söylediler. Ve Can da diğer arkadaşları da bu bizim haddimize değildir. Biz Gezi'yi finanse edecek hiçbir kimsenin haddi ve hudutu yoktur. Herkes görmüştür. Birisi evinde dolma yapmıştır, o bir evinde pişi yapmıştır, birisi su getirmiştir, bilmem ne yapmıştır. Gezi öyle dönmüştür orada. Bir de Can'ın mahkemede üstüne basarak söylediği, benim de katıldığım, bir sosyalist olarak demokratik cumhuriyeti Türkiye'de kurulması için çaba sarf ettik. Türkiye'nin demokratikleşmesi için uğraştık. İsteklerimiz budur demiştir. Bu dava nedir? Bu davada yargılıyorlar veya gözaltına alıyorlar veya da gözdağı vermek için böyle davalar uyduruyorlar. Ama Osmanlı'dan bu yana bu oyunlar, bu baskılar tutmamıştır ve tutmayamıştır. Timur kardeşim Can'ın Can çok fedakar bir çocuktur. Çocuğumuzdur. Çok fedakar bir çocuğumuzdur. Yani bir şeyi gördüğü zaman omzunu uzatır. Yani bir yardım oldu mu elini uzatır. Böyle bir çocuktur. Hiçbir bir yerden talep olmadan Soma'ya koşmuş gitmiştir. Hiç talep olmadan Aladağ'a gitmiştir. Kaynarca'ya gitmiştir depremde biz arıyoruz bulamıyoruz. Kaynarca'dan çıktı depremde, Düzce depreminde. Çorlu tren istasyonuna gitmiştir. Aileler onu değil, o aileleri bulmuştur. Yedi işçinin Pendek'teki bir patlamada yine aileler Can'ı değil, Can aileleri bulmuştur. Doğan'ın, kentin, insanların yaşamları için mücadele eder ve bunlara hak hukuk çerçevesinde olmasını yapar. Taksim Emek ve Cumhuriyet Meydanı'dır adı Türkiye'nin. Burada yıllar boyu burada şeyler yapılmıştır. Büyük emek eylemleri yapılmıştır. Ve bu Taksim'i
emek hafızasından, mücadele hafızasından silmek için çalışıyorlar. Ve bu gezi eylemlerinin bir sebebi de budur sevgili Şule. Bir de şunu söyleyeceğim. İddianamede müştekiler var. Babacan, Davutoğlu gibi müştekiler var. Çok, yüzden fazla müştekiler var. Geçenlerde Babacan'ın bir demecini dinledim. Çok kendinden emin vaziyette diyor ki, benim hiç müracaatım olmadı, onun için ben orduya yapmadım. Peki Ali Bey, sizin müracaatınız olmadı, tamam, inanıyoruz. Geri çekilme talebiniz var mı? Bunun önünde herhangi bir adli ve bürokratik engel var mı? Avukatınız götürsün dosyaya koysun. Ben müşteki değilim, ben mağdur olmadım desin. Davutoğlu da desin. Türkiye'de demokratikleşmeyi için altılı masa kuruldu. Çok takdir ediyorum o masayı. Ama sözle söylem, eylem bir olsun. Tamam? Sadece ben yapmadım değil. Savcıya desin ki, senin haddine mi ben müracaat etmeden beni müşteki gösteriyorsun desin. Sessizlik kabulden gelir. Canın mücadelesi hukuk devletidir. Kamu yararını gözetmektir. Temel ve hak özgürlükleri, yani sosyal haklara sahip çıkmaktır. Canın ve arkadaşlarının, sadece canın söylüyorum, kusura bakmayın. Temel ve hak özgürlüklerle kamu yararını savunmaya adanmış bir hukuk insanıdır can. Aynı şekilde mücellada bu çerçevede o da bir şeydir, teknik bir mimardır. O da çevreyi korumak, doğayı korumak, İstanbul'u korumak, tabiatı korumaktır. Türkiye tarihinin topraklarında en önemli toplumsal olayların biridir. Bunu karalamaya kimsenin gücü yetmez. Bu canın mahkemedeki ifadesidir. Biz her şeyimizle sahip çıkıyoruz demiştir can. Evet, her şeylerle sahip çıktılar. Şunu da söyleyeyim. Daha bir kısa bir müddet önce dedi ki, baba, el altından bize haber yolluyorlar dışarı kaçmamız için ama biz gitmeyeceğiz dedi. Ve bu ülkede kaldı, şimdi Silivri'deler. Evet. Aynı şey. Can bu yargılandığı dönemde çok can yurt dışına, sıkıldığı zaman yurt dışına gider. Çok yurt dışına gitti geldi. Açsınlar baksınlar canın şeyine. Yargılandığı dönemde yurt dışına çıkış yasağı gelinceye kadar ne kadar yurt dışına gidip gelmiştir. Dönmeyebilirdi. Mücella da aynıdır, Tayfun da aynıdır, diğer arkadaşlarımız da aynıdır. Hukukla oynamasınlar, algı yaparak oynamasınlar. Ben şimdi burada söyleyeceklerimi keseyim. Şükran toplamıştır belki. Çok teşekkür ederim. Ben de girebilir miyim Mustafa amcadan hemen sonra bir şey söylemek istiyorum da. Yani Mustafa amca, sen biz üniversitedeyken, yani Can'la birlikte sosyalist gençlerken, daha önceki programda söyledim, Veliler Derneği her zaman bizim yanımızdaydın. Ve bir anlamda biz hepimiz senden çok fazla şey öğrendik. Senin de aynı Can gibi bir omuzdun hepimize. Can da aynı şekilde senin yaptıklarını devam ettirdi. Biz arkadaşımız olarak onda çok gurur duyuyoruz. Çok gurur duyuyoruz onunla. Sizin de onunla çok gurur duyduğunuzu biliyorum, tahmin ediyorum. Siz cezaevinde ziyaret edebildiniz mi? Görebildiniz mi Can'ı? Hiç konuşabildiniz mi? Evet. Annesi gitti. Ben cuma günü gittim. Üçünü de gördüm. Haklıyız, gururluyuz dediler. İş paylaşımında bulunmuşlar. Cam bulaşık görevini almış. Tayfun temizlik görevini. Hakan yemek yapıyormuş. Hatta bugün bir haber geldi. Kavurma gelmiş. Kavurma pilav gelmiş. Dünden de fasulye kalmış. Keşkek yapmışlar. Hakan Hoca keşkek yapmış. Evet.
Can çok sever, bizim yöresel yemeğimizdir keşkek. Ben de bayramlarda yaparım. Bayramlarda yaparım. Bizimki yemiş keşkeyi, sonra yatmış uyumuş. Yağmur da var, spor da yapmamışlar tabii. Cuma günü yine gideceğiz, açık görüş var. Ben de gideceğim bu sefer. Herkese desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Can çok merhametli, çok yürekli. Küçüklükten beri öyleydi. Kavgayı sevmez. Karşısındakini kendinden önce düşün. Kuzenleriyle yani de öyleydi. Onlara hep ılımlı davranır. Bu memleket demokratikleşecekse çok emeği var. Kesinlikle. Bunu söylemek istiyorum. Herkese destek veren herkese, öğretmenleri, ilkokuldan ortaokul, liseye kadar öğretmenleri aradı. Hele bir tanesi nasıl ağladı? Benden çok ağladı yani. O bizi derliyordu, toparlıyordu. Ben sizi daha fazla zorlamak istemiyorum. Çok teşekkür ederim Şükran teyzeciğim, evet. Mustafa amca. Zor günler. İyi ki varsınız. Şunu söyleyeceğim. Hem kendimiz için hem de kamuoyu için, demokratik kamuoyu için dik duracağız, yılmayacağız, çoğalacağız ve kazanacağız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi bayramlar. İyi bayramlar, İyi bayramlar. Sizlere. Bu arada, canlar ve şeyler, gezi tutsakları diyeyim, seyrediyorsalar hepsinin gözlerinden öpüyorum. Sağlıklar diliyorum. Bir dahaki bayramdan daha önce birlikte olmayı diliyorum. Evet. Sizlere, kucaklıyoruz hepsini. Kucaklıyoruz hepsini. Sizlere de teşekkür ediyorum. Tüm haksız hukuksuz yerde hapishanelerde olan herkese. İnsanlık, bütün Türkiye'nin güzel insanları. İnsanlık için, özgürlük için mücadele eden her şey, herkese, içeridekilere başta olmak üzere herkesin teşekkür ediyorum. Sağlık diliyorum, başarılar diliyorum. Size de başarılar diliyorum. Kolay gelsin sizlere. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar bir kez daha. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.